Herkese merhaba. Bugün 6 Eylül 2024 Cuma. İsmail Bakar'dan Kırıntılar YouTube kanalımızda bu hafta Didim Akbük'teyiz. Almanya'da yaşayan Denizli Çivrilli bir yörük, bir doğa sever, karavancı ve Akbük sahillerini taştan yaptığı eserlerle renklendiren Eflatun Güneş'in ilginç hikayesini anlatacağız. Sizleri Akbük'te Taştan Eserler belgeselimizde baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. İyi günler. Kendinizi tanıtabilir misiniz acaba? İyi günler efendim. Adım, ismim Eflatun Güneş. Aslen Denizli Çivri Tokçu köyüyüz. Yörük derler. Biliyoruz tarihte mağaralarda kendimizi inceledik takdir. Yörük ve yörüklerin hasıyız. Oğlistan'a dayanıyor. Göz renginden veya göz yapısından, tip açısından. Ölmek için değil, çok hani takip edenler veya bilim insanlardan ben söylemeden söylemişliği oldu. Siz yörük müsünüz veya Moğollardan mısınız? Tespit edildi. Yörükler de aslında bir ağaç eridiye vardır. Konar göçerler vardır. Denizli bölgesi. Aslında bu bölgede de çok varmış zamanında Didim. Antalya tarafı yörüklerin yoğun olduğu bir yer. Tabii. Onların da farklı farklıları var. Hani develi, keçi, kara çadırlar. Olağanüstü güzellikte bir yerdeyiz. Didim Akbük'teyiz. Evet. Akbük'te de sanat eseri diyebileceğimiz şekiller görüyoruz. Bu nereden aklınıza geldi acaba? Sanat eseri, bunun adının doğa sevgisi, doğaya karşı açıklık, yakınlık. Ben kendim şahsen, çocuklarımız dahi olsun. En büyük çocuğumuz 1991 doğumlu. Yani 33 yaşında. Hemen 2 yaşında, 3 yaşında başlamıştır. 30 yıldır çocuklar da yapar. Evet. Nereye giderlerse gitsinler. Peki bu eserleri ne kadar zamanda yaptınız? Ya aslında uzun sürmüyor yani. Ha, burasını 2-3 günde yaptık biz. Yavaş yavaş. Birkaç çocuk geliyor, taş atıyor, devriliyor. Üzgün bir halde yeniden kurmaya çalışıyoruz. Yani tamamen dengeye dayalı değil mi? Hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Tamamen dengeye. Sahil az ileride var. Koyu köşesine doğru. Bu tarafta var. Hani nerede görürseniz hemen hemen biz yapmışız. Yani doğaya güzellik katmışsınız. Elimizden geldiği kadar. Yaşayabildiğimiz kadar. Peki doğa deyince neler söyleyebilirsiniz acaba? Eğer ki doğa bizi kabul ettiyse, Allah bizi yarattıysa, doğaya karşı da küçük bir sevgide bulunalım ya. En küçüğü yani. Küçük bir sevgide bulunuruz. En küçük yani. Evet, yıllar önce bir sergimiz olmuştu. Ben Sad Berkan Müzesi'nde çalışmıştım. Evet. Hiç unutmam. Analiza Peş doğdu sanatçımız. Bu bölgede Latmos bölgesinde kaya resimlerini araştırmıştı. Ona benzer şekiller de görüyorum. Enteresan şekiller var. Ne dersiniz? Doğanın güzelliği, doğanın eşsiz şekli olumlu. Hani sonucu gözümüzün önünde yani hep beraber izleyebiliriz. Şimdi nerede yaşıyorsunuz acaba? Şu an 1981'den beri Almanya'da yaşıyoruz. Aşağı yukarı 43-44 yıl oldu. Ömrümüzün yani çoğu orada geçti. Almanya'nın neresinde? Almanya'nın Mosbach, Baden-Württemberg. Küçük bir yer. Aşağı yukarı 25 bin nüfusu var. Pek bilinen bir yer değildir. Audi AG, Ekasol Halbron 30 km.
Heidelberg 60 kilometre, Sinsheim 35 kilometre. Evet, Heidelberg'i görmüştüm gerçekten. Çok güzel bir şehir, üniversite şehri. Eski bir şehir değil mi? Çok güzel. Zaten Heidelberg 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda anlaşmaları öyle yapmışlar ki dokunulmamış. Yani hiç ateş açılmamış, hiç koruma gereği de duymamış, hiçbir kurşun veya bomba düşmemiş. Ondan yani bu eski güzelliği, tarihi güzelliği. Böyle bir tarihi eser toparlanamaz. Gerçekten çok olağanüstü güzellikte bir yer. Didim Akbük hakkında ne dersiniz? Buralar nasıl? Didim Akbük, özellikle söylüyorum, büyüklere, baş tacıları kimse, hani klasik ve neutral insan olarak inşallah daha fazla oteller, daha yüksek oteller, hani 300'lük, 500'lük, 1000'lik falan Didim olsun, Antalya tarafları da buralar kalabildikçe natur kalsın. Akbük'ün özellikle yani hani bazı konuşmaları dinliyoruz biz. Hayvanlar dağdan buraya geliyor. Yok ekmek veriyorsunuz. Dayanamıyorsunuz. Zayıf. Öbür vatandaş geliyor. Hayvanın bana fırça çekiyor. Hayvanın doğasıyla oynuyorsun diyor. Ya kardeşim ben doğayla falan oynamıyorum. Ben ekmek veriyorum. Hani küçük bebek olsun, kırdamış olsun. O dağlara bakınca geliyorlar, evet. Dayanmışlar. Ondan sonra ormandaki hayvanlar aşağıya gidiyor. Niye soruyorlar? Soruyor. Çok basit. Orada sizin işiniz yok aslında. Hani benim görüşüm değil. Bunu herkes biliyor. Yani daha ilerlemesi bozulmasın diyorsunuz. Hayır. Köy kalsın. Geri derlerse geri kalsın. Türkiye kalsın. Aynı bu şekilde. Hatta çok ileri gitmişler bile. Temennimiz, isteğimiz bu yani. Güzel de bir karavanınız var. Ne dersiniz karavan dünyası, karavancılık? Bir tutku. Karavan tutkudan öte yaşayan bir can ve hayat. Yaşamın, hayatın gerçek tadı. Karavan devlet. Karavanlardan önce göçebe, göçebe zamanında çadır veya şimdi gördüğünüz halde bu hızlı şekilde pratik ve şipşak arkadaşlar çadırlarda kalıyorlar burada. Bazıları birkaç günlüğüne geliyor, bazıları aşağı yukarı 2 haftadır burada, 3 haftadır burada. Aynen hayatta sürdürebiliyor. Böyle karavan için nereler güzel, en beğendiğiniz yerler? Türkiye'nin çirkin bir tarafı ve çirkin bir yer olarak, halk olarak zaten güzel o güzelliği dünyaya yaşatıyoruz. Görmeyenlere gösteriyoruz. Kendi adıma kesinlikle değil. Türkiye mükemmel bir yer. Türkiye. En beğendiğiniz yerler neler acaba? En beğendiğim yer tabii ki burası Akbük canım. Birlikte çıktığımız yolculuğumuzun devam edebilmesi için sizlerden 3 şey rica ediyorum. Kanala abone olmanız, belgeselleri izlemeniz, olumlu ya da olumsuz yorum yapmanız. Sağlıcakla kalın.